Marmara mermerinden mermerlerin işlemesiyle oluşturulan bir açık bir türbe yapılacak burası. Şu an o mermerlerin gelmesini bekliyoruz. Başkanım, burada bir durum, yani burada her zaman aslında böyle bir mezar vardı. Fakat saygı ve hürmete ilişkin eski dokuya uygun hocamız Bahat Anman'ın da danışmanlığında, ki bu konuda benim de doktor hocamdır, kendisi çok özel bir büyüğümüz. Onun da danışmanlığında burada bir baldaken tipi, açık türbe şeklinde bir türbe yapısı yapılacak. Biz diğer şeyleri geliştirdikten sonra şu an imalatın son 1-1,5 ayındayız. O da geldiğinde üstüne kapanacak. Hem ziyaret edilebilecek hem bir türbeleşecek bir alan olacak. Etraftaki 40'a yakın mezar tekrar elden geçiriliyor. Evet. Onların onarımları yapılıyor. Fena değil ama burada mezarların. Burada bir çok kötüydü. Evet. Başkanım, evet. Toprağın altından bir kısmını çok çıkardık. Güzel işçilik çıkmış. Hayır. Çok çalıştılar, çok emek verdiler. Günlerden getirmiş. Günlük yarı yedik, günlük yarı okuldan ses var. Her şey. En az. Evet. 50. Başkan, meydanı biliyorsunuz zaten. İşte bu eski belediye binamızın olduğu yer. Bu şu arkada Mimar Sinan çarşısı var. Meydan burası. Bu otopark. Bu çarşı da bitmek üzere. Sağ olsun. Dün beraber başkanımızla bir araya gelmiştik. Teslim sürecine başladık artık. Bu testi devreye almalar, elektrikler bağlandığı anda içeride artık bütün asansörler vesaire bitmiş durumda. 10-15 gün süre içerisinde bütün testleri de yapıp, tabii ki burada başka malikler de var, belediyemiz de var, yani Üsküdar belediyemiz de var. Bir yönetim kurulu oluşup yavaş yavaş binaya aslında girmeye başlanacak. Diğer tarafta bir cadde yapıldı, buradaki şeyler kalkacak, panolar. Bu panoları bundan itibaren bu tarafı artık tamamlamış, teslim etmiş olacağız. Diğer kısmı da özellikle otoparkın birazdan bir şurada var, şuradan da olsa göstermek istedim. Otoparkta da çok az kaba imalatı kaldı. Yani bir haftalık. Ondan sonra asfalt ve kaplama işleri ve üst yapısıyla beraber Mayıs ayının içerisinde bu meydanı tamamıyla bitirmeyi programlıyoruz. Ama burası için 15-20 günlü bir aylık bir tam teslim ve tam açılış süresi koyduk. Birazdan göstereceğiz. Çok güzel bir Mimar Sinan'ın yerde bir harita ve Mimar Sinan'ın eserlerinin üstünde gösterildiği bir form yaptık bu şu köşeye. Bu taraftaki projeyle ilgili de ufak tefek dokunuşlarımız var. Onları da içeride arz edeceğiz. Peki. Nasıl bir geçelim. Evet. Buradan geri çıkalım. Şu anda yani kaba inşaat mı o dediğiniz Nisan başkanım, Mayıs'a kadar? Hayır. Kaba bizim 5 günlük bir işimiz var. Bu yan perdeyi yapıyorlar ve çıkış rampasını. Ha, son bu, aşamada yani. Tabii. Buradan aşağı, yani bununla beraber buradan aşağı 3 toplam 4 katlı otoparkımız tamamen kabasıyla bitmiş durumda. İzolasyon ve asfalt kaplama olacak orası. Evet. Burada. Büyük meydanı tamamlamayı düşünüyoruz. O da Mayıs ayında bitecek. Evet. Az kaldı inşallah deme. O zaman bize şey olsun yani, bayram hediyesi olsun yani. Ya Ramazan'da, bayramdan sonra i̇nşallah buraya başlayalım. Gelelim bir etkinlikte evet. Açalım burayı evet. Yani. Neresi önemli? Neresini karşılıyoruz? Gözüküyor herkes başkanım burada. Şu noktadayız. Yaklaşık 600 metrelik sergi işlemi bitti. Şu anda kaplama işine başladık. Yaklaşık 1000 metresi kaplandı. Nisan sonu, Mayıs başı gibi bitirmeyi planlıyoruz. Böylelikle yaklaşık 40 bin kişinin atık suyu doğrudan denize akıyordu. Burası toplayacak. Küçük su arıtma tesisine götürecek. Bu Kurban Bayramlarındaki görüntü ortadan kalkmış oldu.
devreye aldığımız anda başkanım, şimdi bura Gelendirim dediği gibi 40 bin nüfus 4 mahalleye hitap ediyor bu havza. Yani buradan şu anda minimum 10 bin metreküp denize atık su girişi var. Yani belki İstanbul'da şu ana kadar İstanbul'un göbeği demeyelim de kalbi diyelim. Evet. Yani biz yani en güzel yeri değil mi? 140 noktada çalıştık. Yani boğaza, dereye, barajlara 140 tane kaçak bağlantıyı hallettik ki 18'i devam ediyor. Dolayısıyla bu 140 nokta içerisinde en çok, en büyük deşarj noktası aslında bu Bekardere. Yani biz 600 metrelik bir hat yapıyoruz ama yani İstanbul'un en büyük sorununu çözüyoruz. Çünkü bakın şurada şapel kalıntılarını görüyorsunuz. Dere ağzının oradaydı değil mi o şapel? Parkın tam tersindeydi, bakmıştık bize. Şimdi bundan dolayı zaten yapılamadı. Biz işte bu 2019 Haziran'dan sonra bu çalışmalar. Dolayısıyla bunun hemen proje revizyonunu yaptık. Yatay delgiler yaptık. Futbol Federasyonu'nun önünden bir delgi yaptık. Şuradan şöyle de göstereyim de. Gelin durun. Başkanım, bu Kuleli Askerli Lisesi'nin önünden yaptık. Ki bunların hepsini çekme yöntemiyle yaptık ki trafiği etkilemeyelim. Yine buradan yatay delgiler yaptık. Yani bu bölgedeki kuşaklamaları tamamlamış olduk. Yani buranın şu anda metraj olarak işte 600 metre tünel, 1 kilometreye yakın bir itmeler var ama buranın zaten asıl 5 noktadan denize akan noktasını tamamen bitirmiş oluyoruz. Totalde 14-15 bin metre küp atık suyun boğaza gidişini engel alıyoruz ama bir de şunu da anlatmak isterim. Kirazlıtepe de buraya geliyor değil mi? Köprüce, Burhaniye. Dönüşümün olduğu yerlerde aslında atık suyu buraya inecek. Tabii yani. Biz zaten onu anlatacağız yalnız başkanım. Şu şeyle ilgili dönüşüm yukarıda devam ediyor. Şu bizim asıl anahtar haftamızdı. Yani iki tane tünel yaptık. Yani 822 metreye 906 Bülbül Dere ile Çavuş Dere. Şu tünelle şu tünel. Bir de buna bağlı şu kırmızı noktalarda işte Tunus Bağı, Ahmediye, Çavuşdere, Hakimiyeti, Milliyeti, Ahmediye Meydanı, Selman Efendi Caddesi ve Selman Pak Caddesi. Şimdi bu bölgelerin tamamının mansabı bitti Üsküdar'da. Bir de şu şeyden, İcadiye'den, yani bizim asıl denize şey akan yer, evet yani bizim şu bölge, yani nasıl söyleyeyim, buradan mıydı? Hayır, buradan. Şu denize akan yer evet. Dolayısıyla da bizim bu bölgeyi de yukarıdan ayrım yaparak kestik. Çok az bir şurada atık su hattımız kaldı. Onu yenileyeceğiz. Yani buraya biz şu anda başkanım 255 milyon harcamış olduk. Buraya 90 milyon şu anda bu projenin tamamı. Dolayısıyla 345 milyonluk bir yatırımı çok az kaldı. %90'lardayız burada. Üsküdar'a bitirmiş olacağız. 345 milyon. Bu Bülbül Dere'nin oradaki tünel çalışması da bitmek üzere. Bitti. Bura bir başkanım, şu kırmızıyla gördüğünüz tamamı bitti. Yani. O zaman burada bizim şu haftada hemen hemen işlerimiz bitti yani. Ama şu yeşilleri yapacağız işte başkanım. O ayrı. Şimdi, sokak, caddede çalışmalar. Evet, yani şöyle söyleyeyim başkanım. Bura bitti. Şurayla ilgili sadece ikinci kaplamayı devam ediyoruz, 90 milyon. Dolayısıyla bu iki proje bize 345 milyon maliyeti var. Şunu demek istiyorum. Aynı zamanda işte Bekardere, Üsküdar Belediyesi'nde uzun süredir talep ettiği ve yıllardır yapılanmayan bir yer. Şu gördüğünüz tünel yapılmış ama devamını bir türlü girilememiş. Şu fotoğraflarda görüyorsunuz, bir kısmında işgaller var. Şimdi Üsküdar Belediyesi ile bir protokol bize verecek. Kamulaştırmalarda önümüzü açacak. Meclisten de geçti. Evet, yani dolayısıyla da biz bu bölgeye yaklaşık olarak 5 kilometre atık su, yaklaşık 3 kilometre yağmur suyu ve 797 metrelik de 3,5'a 2,5'luk bir dere ıslahı gerçekleştireceğiz bu kolda. Yani bunların tamamını, ki bunun ihalesi yapıldığı için artık öne açık diyebiliriz. 3 tane paftaya baktığımızda biz totalde buraya yaklaşık 700 milyonluk bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız ki çok büyük. Hayırlı işler. Hayırlı işleriniz olsun. Allah tamamını erdirsin. Kolay gelsin.
Sağlık diliyorum size. Üsküdar Çengelköy Kültür Merkezi inşaatı. Çok fonksiyonel bir kompleks planladık. Yaklaşık 6 katlı bir bina. 4 bodrum katın, yani 5 ayrı müdürlük hizmet verecek burada. 4 bodrum katımız, yukarıda 2 normal katımız var. Çatı katımız var. En alt katta kapalı otoparkımız mevcut. 22 araç kapasiteli. Bir üst katında Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün hizmet vereceği işte seminer salonu, cep sinemaları, sergi alanları olacak. Bir üst katında yine aynı müdürlüğün hizmet vereceği fuaye alanı, konferans salonu olacak. Bir üst katında kreşimiz olacak. Bu kat tamamen kreş. Bahçeye başlarım. Şurası güzel olacak kardeşim. Nasılsınız? İyiyim. Sizi gördüm. Sağlığınız yerinde mi? Görünce çok iyi oluyoruz. Sağlığınız yerinde mi? Gayet iyi. Dilek Hanım, çocuklar hepsi nasıl? Iyiler, hepsi iyiler. Valla biz de sizi gördük mü daha iyi oluyoruz. Gençleşiyoruz. Ne mutlu bana. Ne güzel, harika. Ne mutlu bize, sizler gibi başkanımız vardı bizde. Allah razı olsun. Siz iyisiniz, biz de iyiyiz. Aynı zamanda hemşeriniz efendim. Siz iyisiniz, herkes biz de iyiyiz. Herkes hemşerim benim. Aynen öyle. Doğru, biz de hemşerim. Fonksiyonlar başkanım burada, evet evet. Tabii evet, zaten. Burada başkanım yarı olimpik bir kapalı yüzme havuzumuz var. Şu gördüğünüz bölgede, bize yakın olan bölgede 117 araçlık otoparkımız, kapalı spor salonumuz var başkanım. Toplam inşaat alanımız 12.000 metrekare. 3 blok olarak kademe şurada gördüğünüz gibi 3 kademede yüzme havuzu şu an bize yakın olan tarafta. Alt tarafımızda otoparkımız var sağ tarafta. Şimdi oranın temelini hazırlıyoruz. Dökeceğiz. Ortadaki de kapalı spor evet, salonu. Başkanım. Üsküdar'dayız. Tabii Üsküdar'ın çok önemli projelerini aslında bugün gezdik. Hem Üsküdar'da Meşrutiyet Caddesi'ndeki meydan çalışmamızı ziyaret ettik ve orada sona gelmiş durumdayız. Üsküdar Belediyesi ile geçmişte başlatılan bu süreçte bir takım hukuki idari eksiklikleri gidermiştik. Hızlıca inşaatını toparlamak üzereyiz. Hem Mimar Sinan'ın izlerini taşıyan hem de aynı zamanda orada kültürel ihtiyaçları gideren, bine yakında araç ihtiyacını karşılayan, güzel de üstünde kente soluk aldıran, yeşili içinde muhafaza eden bir meydan tasarımıyla bayram sonrası bir bayram müjdesi gibi Üsküdarlı hemşehrilerimizle bunu paylaşmayı heyecanla bekliyoruz. Yine İstavroz deresinde biz bir özellikle üst kısmında 40-50 bin nüfusun atık suyuyla ilgili ayrıştırmayı ve atık suyun ne yazık ki belki de en hassas noktalardan birinde boğaza akıyor olmasını, kan görüntüleriyle önümüze çıkan, bazen o atık suyun, pis suyun boğaza karışmasını görmek gerçekten insanın içine acıtan bir durum. Neticede Boğaz İnci gibi bir yer, İstanbul'un en nadide parçası. Oradaki noktayı ziyaret ettik ama sadece o değil. Bülbül Deresi'nden Çengelköy'e birçok noktada aslında hem atık suları toplayan, hem yağmur suyunu ayrıştıran, hem de bunları arıtma, küçük su arıtmaya pompalayan sistemin bütünleştiği bir altyapı çalışması. Yani İSKİ'nin güncel değeriyle beraber arkadaşlarımla baktığımızda belki 1 milyarı aşan bir yatırımı sadece 2,5 yılda Üsküdar'a aktarmış oluyoruz. Yeni de başlatılan bir ihaleyle de yine çok değerli ayrıştırma, dere bakımı ve dere ıslahı, aynı zamanda yağmur suyu ve atık su çalışmalarının devam edeceği bir işin de başlangıcını yerinde yaşadık. Bir Üsküdar günü geçiriyoruz. Şimdi de Küçük Su'da güzel bir mahalle spor alanı diyebiliriz fonksiyonel olarak. Burası da durmuş ve tasfiye kararı aldırılmış bir projeydi. Devraldığımızda uzun bir hukuki süreç işletildi. Sonra arkadaşlarımızın bu süreci toparlamasıyla, yeni bir ihale süreciyle, yüklenicinin de sağlıklı performansıyla işin başlangıcını ziyaret etmeye geldim. Burada hem kapalı spor salonu var, hem
yüzme havuzumuz var. Aynı zamanda hem buraya hem çevreye hizmet edecek bir 130 araca yakın bir kapalı otoparkımız söz konusu. Ama aynı zamanda üst bölümlerinde de açık alanları yoğun bir şekilde kullanan spor alanlarımız da mevcut. Bunlar da açık sahalar olarak semt sakinlerimize burada güzel hizmetleri sunuyor olacak. Yine bir başka kültür alanımızı Üsküdar Çengelköy mahallemize bağlı ama böyle 3-4 mahallenin ortasındayız değil mi orada? Yani 3-4 mahallenin ortasında aslında hemen karşısı başka bir mahalle. Orada da burası yurt binası olarak tasarlanmıştı. Ama açıkçası hem erişim, ulaşım konusunda bir takım problemleri de olan bir yerdi. Burayı arkadaşlarımız o bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye dönük ki başta 8 sınıflı büyük bir, çok şık büyük bir kreşimiz. Aynı zamanda içinde mahalle evi ki bunun içinde birçok fonksiyon söz konusu. Başka birimlerimizin de ihtiyacını giderecek alanlar var. Muhtarlığı içine alan, yani bir nevi mahalleye hizmet eden birçok sosyal hizmetler dahil birçok birimimizi içine katan çok güzel bir binamız. İçinde küçük tiyatro oyunlarının sahneleneceği sahnesinden çok güzel bir kütüphanesine varıncaya kadar değerli bir işimizin de bitme aşamasını takip ettik. O da inşallah Mayıs'ı tamamlamış bir şekilde karşımıza çıkacak Mayıs ayında. Baktığımızda bütün bu işlerin bir nevi bize bir bayram müjdesi gibi Ramazan ayının hemen arkasından Ramazan bayramının bitiminde Üsküdarlılara hediye edeceğimiz alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası temelde baktığımız şey geçmişe dair bir takım problemleri çözmek, yeni projelerin yapımını hayata geçirmek, altyapıya çok önem vermek ama üst yapıda da gerçek ihtiyacı ortaya koyan ve bu konuda başta oradaki bütün vatandaşların taleplerini toplamak, bütün siyasi paydaşların ve meclisin takdirini ve onların bir nevi düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamak ve ardından da idare olarak en optimum kararı vermek. Bunlar hepsi aşama aşama, kademe kademe akılcı bir projecilik süreci. Bundan sonra İstanbul'un hizmet anlayışı da böyle olmalı. Yoksa tek başına bir ihale yapmak, bazen yazışması olmadan, bazen kurumlar arası anlaşması, uzlaşması olmadan sürecin başlamaları gerçekten kurumların başını ağrıtan, rahatsız eden bir duruş. Bu düzenlemeyi yapmış olmanın da açıkçası huzurunu ve keyfini yaşıyoruz bütün arkadaşlarımla. Aynı anda şunu da ifade etmek isterim ki 39 ilçeye siyasi ayrım yapmaksızın hizmet etmenin de keyfini yaşadığımı burada belirtmek istiyorum. Ve Üsküdar'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Merhaba efendim, saygılar. İmamoğlu. Sözünü bekliyoruz, biliyorum. Yani sözünü bekliyoruz. Her zaman aynen öyle. Sözleri bekliyoruz. Aynen öyle. Hiç endişen olmasın. Yok, var, var. Hepsi yerine geliyor. İnşallah, inşallah. Hiç hepsi yerine i̇nşallah. Geliyor. İnanır mısın? Oyun da senin ödü. Allah razı olsun. Hiç hepsi yerine geliyor. Ama biraz... Hiç endişen olmasın. Ne boşuna konuşuyorsun? Hoş geldin. Sağ ol ablacığım. Nasılsın? Ha, tanıdın mı beni? Tanımaz mıyım hemşerim? İyi misin? Dedim bakayım. İyidir, iyidir. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı günleriniz olsun. İyi pazarlarınız olsun. İyi günler. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Efendim? Sağ, iyi misiniz? Sağ olun. Hayırlı işler, başarılar. Delikanlı, sen nasılsın? Okula gidiyorsun. İyi hadi ihmal etme. Başarılar. Hayırlı işler. Başkanım, hayırlı işler. Başkanım bir şey soracağım sana. Buyurun. Hayırlı işler kardeşim. Allah bağışlasın. Ya hayırlı işler. Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne güzel. Burada görebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Geliyorsunuz, evet. Yine görüşürüz inşallah. Her şey çok güzel. Allah'ın izniyle sizlerle beraber. Bu delikanlılarla beraber. Hadi bakalım. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hayırlı işleriniz olsun. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba başkanım. Merhaba. Güzel kız, iyi günler fıstık. Allah bağışlasın. Kaça gidiyor bu tatlı kız? Şu anda
kreşe gidiyor. Kreşe gidiyor ama kocaman abla gibi duruyor. Çok harika. Da şık. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı işleriniz olsun. Merhaba, merhaba efendim. İyi pazarlar.